Evet arkadaşlar, ilişki varlıklar arasında bağlantılar arkadaşlar. Çünkü tamam, örneğin öğrenciler var sistemimizde, dersler var. Ama öğrencilerle dersler arasında öğrenciler bazı dersleri alıyorlar. Böyle bir ilişki var. Ürünlerle arkadaşlar müşteriler arasında bir ilişki var. Müşteriler ürün alıyorlar. Mağazayla arkadaşlar ürünler arasında bir ilişki var. Bakın, gittikçe varlık sayısını arttırmaya başladım arkadaşlar. Örneğin atıyorum, SCY2'nin birden fazla mağazası var arkadaşlar. Ki Çorlu'da da birden fazla mağazası var. O mağazada hangi mağazada hangi ürünler var? Hangi ürünleri hangi müşteriler almış gibi bir şey olabilir. Hastane, doktor, hasta, teşhis. Bakın arkadaşlar, bir hastane yazılımının ilk varlıkları. Araba, satıcı, müşteri, sahibinden nokta.com'a bir başlangıç yaptık arkadaşlar. İşte bunların hepsi arkadaşlar varlıklar ve varlıklar arasındaki ilişkilerden geçiyor. Peki bu ilişkiler nasıl ilişkiler var? Bunları nasıl tanımlıyoruz? Arkadaşlar biz buna ilişki kümesi diyoruz. Benim birden fazla ilişkim var. R gibi arkadaşlar ilişkilerim. Relation anlamına geliyor. Ve arkadaşlar burada özellikle kayıtlarım arasında ilişkiler olacak. Bu R ilişkileri. Peki nasıl ilişkiler olabilir? Bakalım. Örneğin arkadaşlar iki tane entity'm var. E1 ve E2. Bunlar arkadaşlar benim varlıklarım. Ali ve Metin varlıklarım da var arkadaşlar. Tabii bunların diğer bilgileri de olabilir. Ben sadece iki bilgisini almışım. Arka karşı tarafta da dersler var arkadaşlar. Şimdi ben şuraya baktığımda arkadaşlar şunu görebiliyor muyum? Ali hangi ders alıyor? Veya hangi dersler alıyor? Metin hangi dersler alıyor? Arkadaşlar ben bunu göremiyorum. İşte ilişki sayesinde arkadaşlar siz bunları görebileceksiniz. Ali, bakın, dört tane ilişki yapmışız. Ali matematik dersini, Ali fizik dersini, Metin matematik dersini, Metin fizik dersini. İşte arkadaşlar biz buna ilişki diyoruz. Şu anda ben ilişkiye bakarak Ali'nin hangi dersleri aldığını görebildim. Şimdi arkadaşlar burada tabii ne var? Varlık var, ilişki var. Bu ilişkiye de arkadaşlar bir isim veriyoruz. Biz buna rol diyoruz. Örneğin atıyorum, öğrenciyle arkadaşlar ders arasında aldığı ilişkisi var. Bu birer ilişkidir arkadaşlar. Peki nasıl ilişkiler var bir varlıklarımız arasında? Arkadaşlar dört farklı ilişki tanımlanabilir. Birden bire ilişki, birden çoğa ilişki, çoktan bire ilişki ve çoktan çoğa ilişki arkadaşlar. Şimdi birden bire ilişki ile başlayalım arkadaşlar. Biraz az kullanılan bir ilişki öncelikle. Ama ne zaman kullanacaksınız onu size söyleyeyim, anlatmaya çalışacağım. Şimdi birdenbire ilişki arkadaşlar, örneğin burada bir örneğimiz var. Evlilik ilişkisi. Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'na göre arkadaşlar ilişki birden bir. Bir tarafta arkadaşlar kadın diye bir varlığımız olursa, bir tarafta da erkek diye varlığımız olursa, arkadaşlar bunlar dikkatinizi çekerim. Bu buraya ulaşıyor. Birebir. Bu buraya. Arkadaşlar işte bu tür bir ilişkiye biz bu şekilde ifade ediyoruz. Bu arada arkadaşlar ilişkilerimizde şu baklava şeklinde gösteriyoruz. Bakın şu şekilde. Ve ardından da arkadaşlar buraya rol ismini yazıyoruz. Evlilik rolü. Ve burada da iki tane varlığımız var arkadaşlar. Tabii varlığımızın özellikleri olacak. Bunlara hiç girmiyorum şu anda. Bunun da kendine ait. Bunun da kendine ait özellikleri olacak işte. TC kimlik numarası, adı, soyadı vesaire. Şimdi arkadaşlar bu basitçe tanımlanmış bir ilişki oluyor. Ama altını çiziyorum arkadaşlar. Evlilik ilişkisi. TC Medeni Kanunu'na göre. Diyeceksiniz hocam bu ilişkiler değişiklikler gösterebilir mi? Sabit midir? Yok arkadaşlar. Örneğin bir şirkete gideceksiniz. Şirketi incelerken bir bakacaksınız. İlişki diyeceksiniz birebir olabilir. Ama başka bir şirkete gittiğiniz arkadaşlar ilişki farklı olabilir. Veya bir kanuna göre ilişki farklı olur. Başka bir kanuna göre farklı olabilir. Örnek verelim arkadaşlar. Bu evlilik dedik. Hollanda'ya gidersiniz arkadaşlar. Çok farklı bir ilişkiyle karşılaşabilirsiniz. Özellikle şuraları çöker direkt. Arabistan'a gidersiniz. Farklı bir ilişkiyle karşılaşırsınız. Orada ilişki daha farklıdır. Bakın arkadaşlar. Sistemi kurduğunuz yere göre ilişkiler değişebiliyor. Demek ki ne yapacağız biz burada? Sorgulayacağız. Arkadaşlar biz buna analiz işlemi diyoruz. Özellikle yazılım mühendisliği dersinde bunu göreceksiniz arkadaşlar. Analiz ederken doğru sorular sorarak arkadaşlar sistemi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Burada birebir ilişkiyi yakalamalısınız arkadaşlar. Peki
Bu ilişkiye bir örnek verelim arkadaşlar. Nasıl bir örnek verebiliriz? Ben dedim ki projelerimiz var. Bakın projelerimiz bu sefer alt bölümlerde var ve kayıt da oluşmuş arkadaşlar. Ve personelimiz var arkadaşlar. Personelimiz arasından her bir proje için bir proje müdürü seçeceğiz. Ama dikkatinizi çekerim arkadaşlar, bir proje müdürü. Bir proje müdürü arkadaşlar. Analiz sırasında o altını çizerim. Her proje için bir proje müdürü. Arkadaşlar ilişkimiz o zaman birebir oluyor. Peki. Burada rol ismi proje müdürü demişim arkadaşlar. Projelerle, proje varlığıyla personel varlığı arasında. Artık bunun ek özelliklerini burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada proje ne olacak vesaire olacak. Ama bizim şu anda odaklandığımız nokta şurası. İlişki birebir arkadaşlar. Tabii buna ne örnek verebiliriz başka? Veli ile öğrenci arasında da arkadaşlar birebir bir ilişki olabilir. Şimdi arkadaşlar ilişkimiz birden çoğalabilir. Bu en fazla kullanılan ilişkilerden bir tanesidir arkadaşlar. Örneğin bölümle öğrenci arasında olan ilişki gibi. Arkadaşlar şunu dikkat çekerim. Her öğrencinin arkadaşlar bakın tek ok çıkıyor. Ama burada bazı oklar birleşiyor. Örneğin bilgisayar mühendisliğinde iki öğrenci okuyor arkadaşlar. Makine mühendisliğinde iki, mimarlıkta bir öğrenci görüyorsunuz. İşte arkadaşlar bu birden çoğa ilişki olmuş oluyor arkadaşlar. Bölüm içinde okuyan öğrencilerimiz var. Bakın ilişkimizin ismi ne arkadaşlar? Okuyan. Bölüm ve en. Arkadaşlar burada en sayısı yani birden fazla anlamına geliyor. Buradaysa arkadaşlar bir, bazen bunu sonsuz yapanlar olur. Literatürde göreceksiniz arkadaşlar. Bire sonsuz derler, bire en derler. Bazen M diyenler çıkıyor. Ya bu tür şeylerle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Ben genelde N çok kullanılır arkadaşlar. Bire N diyeceğim. Bakın burada da rolümüzün ismi var arkadaşlar. Burada da iki varlık arasında ilişki kurulmuş durumda arkadaşlar. Peki. Şimdi. Burası proje müdürü olmayacak. Pardon. Şunu silelim. Şöyle. Arkadaşlar. Bir kişi, bakın şurada kişileri görüyorsunuz, projede çalışanları ve şöyle bir kural belirledik. Bir kişi arkadaşlar bir projede çalışabilir, iki projede çalışamaz. Şirketimiz böyle bir kural belirledi. Ve bu sayede arkadaşlar dikkatinizi çekerim. Şurada bir numaralı projede çalışanlar gözüktü arkadaşlar. 2 ile 3 bir numaralı projede çalışıyor. İki arkadaşlar nerede çalışıyor? 4 ile 5 numaralı projede çalışıyor. Ne oldu arkadaşlar? Şurada bir tekrar görüyor musunuz? Enlik bir durum görüyor musunuz burada? Ama burada arkadaşlar enlik bir durum yok. Hepsi tek ve çalışıyor arkadaşlar. Yani tek ve benzersiz. Bu sayede arkadaşlar bire enlik durumu çıkarmış oluyorsunuz. Proje çalışanlarıyla bakın proje ile proje çalışanlar arasında. Burası arkadaşlar proje çalışanı olacak. Ama dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Şirket şunu dedi. Bir kişi ancak bir projede çalışabilir. Bakın analiz safhası önemli. Siz şirkete gittiğinde şu soruyu sormazsanız arkadaşlar yandınız. Bir projede birden fazla kişi mi çalışıyor? Evet birden fazla kişi çalışıyor. İkinci soracağınız soru arkadaşlar şu olacak. Bir kişi birden fazla projede çalışabiliyor mu? Siz arkadaşlar birden fazla projede çalışıyor derlerse bu bire çok ilişki çöker arkadaşlar. O zaman başka bir ilişkiye geçeceğiz. Onu da belirteceğim. Evet ikinci ilişkimiz önemli bir ilişki dedik. Bire çok ilişki arkadaşlar. İlişki türlerine devam edelim. Bir de çoktan bir ilişki var ki arkadaşlar. Aslında bu tamamen bakış açısı. Şöyle ki. Arkadaşlar biraz önce bölüm okuyan ve öğrenci demiştim. Arkadaşlar buradaysa size diyorum ki öğrenci üzerinden bir sistemi düşünmüşüz. Burada bölümler var. Okuduğu ilişkisi arkadaşlar. Arkadaşlar bire çok ilişkiyle çoktan bir ilişki aynıdır. Fakat arkadaşlar sadece ve sadece rolün ismi değişir arkadaşlar. Rol isminin değişiyor. Bakın okuduğu ilişkisi oldu. Rol ismi değişti sadece. Başka bir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bir ilişkimiz daha var. Bunun şu örneği vermemişim. Sadece şu personel tablosuna proje tablosunun yerini değiştiriyorsunuz ama hiç burada değişiklik olmuyor arkadaşlar. Çoktan çoğa ilişkiye gelelim arkadaşlar. Öğrenci ile ders arasında. Arkadaşlar bir öğrenci birden fazla ders alabiliyor mu? Alabiliyor.
Peki bir ders birden öğrenci fazla öğrenci tarafından alınabiliyor mu? Alınabiliyor. Arkadaşlar oklara bakalım. Ayşe birden fazla arkadaşlar ders almış mı? Örneğin Ayşe'nin aldığı dersler kimya dersini almış ve fizik dersini almış. İki ders almış Ayşe. Fizik dersi birden fazla öğrenci tarafından alınmış mı? Evet. Ali ve Ayşe tarafından alınmış. Buradan görüyorum. Ali ve Ayşe fizik dersini almışlar. İşte arkadaşlar oklara dikkat edin. Burada yine şu çizgiler birleşiyor. Burada da çok güzel birleşiyor. Biraz önce arkadaşlar burada tek çizgi vardı. Burada şu anda iki çizgi var. İşte bunu kafanızda oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bir anlamda ilişkiyi çözmüş oluyorsunuz. Ve buna enelmik diyorlar arkadaşlar. Fakat ben buna enel diyorum. Ama iki enin de birbirinden farklı olduğunu düşünün arkadaşlar. Eşit değiller. Yani burada iki olur, burada bir olur. Yani bu sayı sabit değil arkadaşlar. Burada yine proje müdürü değil, burası proje çalışanları olacak. Şirkete gittiniz, görüşüyorsunuz projeler hakkında. Soru sordunuz. Dediniz ki bir projede birden fazla kişi çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor. Ama aynı kişi farklı projelerde çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor. Arkadaşlar çoktan çoğa ilişki yapmak zorundasınız. Ve çoktan çoğa ilişki anlarken bakın arada kesişimlere bakın. Bakın 2 2 tekrarlıyor. Tekrar var. Burada da arkadaşlar 4 şurada var. 4 şurada var. Tekrarlıyor. Burada da bu bir tekrar var. Ene ya da ene em diyelim hadi. Arkadaşlar bir kişi birden fazla projede çalışabiliyor. Bu açıdan da arkadaşlar ilişkimiz enemlik olmuş oluyor. Bu da arkadaşlar çoktan çoğa ilişki olmuş oluyor. Arkadaşlar burada şu soruyu soracak olabilirsiniz. Hocam ya siz biraz önce bire çok dediniz bu ilişkiye. Şimdi çoğa çok dediniz. Arkadaşlar ilişki türleri ne yazık ki kalıcı değildir. Dediğim gibi sizin üzerinde çalıştığınız dünyaya göre değişiklikler gösterebilir arkadaşlar. Konuya göre değişiklik gösterebilir. Kanunlara göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti için yaptığınız bir evlilik programını arkadaşlar gidip başka bir ülkede kullanamayabilirsiniz. Bir şirket için yaptığınız bir yazılımı gidip başka bir şirkette kullanamayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar ilişki türleri farklı olabilir. İşte zaten bizim amacımız şu olacak. Oradaki ilişkileri çözüp arkadaşlar genel bir çözüm sunabilmek. O açıdan da arkadaşlar ilişki türleri kalıcı da değil. Hatta şunu da söyleyeyim size zamanla da değişebilir arkadaşlar. Örneğin bir şirket müdürü gelir. Başta sistem bire çok çalışıyordur. Yani demiştir ki performans açısından herkes bir projeye odaklansın. Bir kişi birden fazla projede çalışmasın demiştir şirket müdürü. İlişki bire çoktur arkadaşlar. Ama sonra başka bir müdür gelir. Der ki ya ben buradaki personel biraz yatıyor. Ben bunları daha fazla çalıştırayım. Bir kişi birden fazla projede çalışsın. Bakın arkadaşlar başka bir müdür tüm sistemi değiştirdi. İşte o yüzden yazılım yaparken arkadaşlar çok iyi tasarım yapmak gerekiyor ve ilişki türlerinin kalıcı olmadığını unutmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki ilişki türlerine çeşitli değişim farklı örnekler vermiştim. Bunları derslerde veriyorum arkadaşlar. Depo malzeme gibi örnekler veriyorum.